Kemik erimesi ya da tıbbi ismiyle osteoporoz, birçok kişi tarafından kemiklerde ve eklemlerde ağrı yaratan bir sorun olarak algılanıyor. Halbuki sanıldığının aksine kemik erimesi hiç de ağrılı değildir. Hatta sinsi bir sorundur. 20'li yaşlar kemik yoğunluğumuzun en üst seviyede olduğu dönemdir. Bu yıllardan sonra kemik yoğunluğunda yavaş yavaş azalma olur. 50'li yaşlardan sonra kemik yoğunluğu kaybı artmaya başlar. Kritik eşik seviyeyi aştığında hastalarda "yahu bu kadarcık düşmeyle de kırık olmaz" dedirtecek travmalar ile kırık oluşabilir. Bu hastaların kemik erimesine bağlı bir kırık olana kadar hiçbir şikayetleri olmaz. Eğer varsa da kemik erimesine bağlı değil, komşu eklemdeki kıkırdak aşınmasına bağlı kireçlenme ağrıları vardır. Osteoporoz kemik yoğunluğunda ve bunun sonucu olarak kemiğin dayanıklılığında yaşla birlikte giderek artan kayıp olmasıdır. Kemik erimesiyle birlikte kemiğin kırılması da kolaylaşır. İstatistikler her iki kadından birinin 50'li yaşlardan sonraki kalan ömürlerinde osteoporoza bağlı kırık geçirdiğini söylüyor. Yeterince büyük bir travmaya maruz kaldığında her kemik kırılır. Halbuki osteoporoz vardığında normal şartlarda basit bir düşme gibi kırık olmasını beklemediğimiz bir travma ile birlikte kırık oluşur. Hatta ileri yaş osteoporotik hastalarda kuvvetli bir hapşırma sırasında kaburgalarda kırık olabilir veya araba ile seyahat ederken arabanın çukura girmesiyle omurgada çökme kırığı oluşabilir. Burada bahsettiğim omurgadaki çökme kırıklarını uzun kemiklerin parçalı kırıkları gibi düşünmemek gerekir. Omurganın gövde kısmının dayanıklılığı o kadar azalmıştır ki üst ve alt omurların arasındaki basınca dayanamaz ve bir gofretin ezilmesi gibi kemikte de ezilme tipi kırıklar olur. İleri yaşlardaki bireylerin zaman zaman sırt ağrıları çekmeleri gayet normal karşılanır. Aslında bu ağrılı dönemlerde omurgalarda çökme kırıkları olup 2-3 ay gibi sürelerde kendi kendine iyileşiyor olabilir. Tekrarlayan bu tip çökme kırıkları ile omurganın ön kısımlarının kısalmasına bağlı olarak zaman içinde öne doğru eğimli hale gelerek bireyin kamburlaşmasına da sebep olabilir. Osteoporotik kırık dediğimizde çoğunlukla omurga, el bileği, kalça eklemi çevresindeki kırıkları anlarız. Yoksa ileri yaşlardaki her kırık osteoporotik kırık değildir. Kemik yoğunluğundaki kayıp yaşlanmanın normal bir parçasıdır. Ancak bazı insanlarda kemik erimesi normalden çok daha hızlı olur. Bu durum kemik kırılması riskinin artmasına neden olabilir. Kadınlarda östrojenin kemik yoğunluğunu koruyucu etkisi vardır. Menopozdan sonraki ilk birkaç yılda kemik yoğunluğunda hızlı bir kayıp olur. Bu yüzden kadınlarda osteoporoz riski erkeklerden daha fazladır. Özellikle 45 yaşından önce erken menopoz başlamışsa veya bir tümör nedeniyle bireyin cerrahi olarak yumurtalıkları alınmışsa risk daha da yükselir. Ancak osteoporoz erkekleri, genç kadınları ve çocukları da etkileyebilir. Bazı durumlar kemik erimesi gelişme hızını arttırıyor. Bunların içinde en sık olanları ağır sigara içicisi olmak, yüksek miktarda alkol tüketmek, düzenli egzersiz yapmamak, romatizmal hastalığının olması, herhangi bir sebeple 3 aydan daha fazla kortizonlu ilaç kullanmak, meme kanseri sonrası antiöstrojen ilaç kullanmak, beslenme bozuklukları, ailede erken yaşta osteoporoz olması ve aşırı zayıf olmak sayılabilir. Osteoporozu başta da ifade ettiğim gibi yaşa bağlı bir yaşlanma süreci olarak kabul ettiğimizden tamamen tedavi edemeyiz. Yine de gidişatını yavaşlatabiliriz. Her şeyden önce korunma önemlidir. Güçlü kemiklere sahip olmanın en etkili yolu düzenli sporu hayatımızdan hiç çıkarmayarak olur. Sağlıklı beslenme, özellikle kalsiyum ve D vitamininden zengin beslenme hayatın her döneminde önemlidir. Sigara kullanmamak ve alkol tüketimini azaltmak kemik sağlığı için çok önemlidir. Bu konuda benden bir ilaç önermemi beklediğinizi tahmin edebiliyorum. Kronik hastalıkların hiçbirinde böyle bir çözüm yolu yoktur. Osteoporoz varlığında kullanılan ilaçlar tamamen çare değildir. En iyi tedavi bile hastanın kemik yoğunluğunu sabit tutup ancak ilerlemesini engelleyebiliyor ve geriye doğru bir düzelme yapamıyor. Kullandığımız ilaçlar her 3-5 yılda bir değişiyor. Anlayacağınız ilaç sektörü kemik erimesi için hala tedavi arayışı içinde. Bu amaçla kullanılan ilaçlara ait çalışmaların en iyi vaat ettiği şey ise kırık riskini %50 oranında azaltmak olabilmektedir. Hiç yoktan iyidir denebilir. Kemik canlı bir dokudur. Kemiğe mekanik yük geldikçe kemik kendini güçlendirir. Bu yüzden ilaçlara bel bağlamak yerine aktif hayattan vazgeçmeyip egzersizleri ihmal etmemek gerektiğini tekrar hatırlatmak isterim.
Osteoporoz geliştiğinde bu durumla beraber yaşamayı da öğrenmemiz gerekir. Yine bu durumda yapılacak spor, kaslarımızı kuvvetlendirerek düşmeleri ve böylece kırık oluşumunu engeller. Düşmelerin önüne geçebilmek için evinizdeki engelleri kaldırabilirsiniz. Görme ve duyma ile ilgili testleri düzenli yaptırıp gerekli yardımcı cihazları kullanmaktan korkmamak lazım. Güçlü kemik ve kaslarınızın olduğu sağlıklı günler sizlerin olsun.